Gel. Hünkârım. Hünkârım. Bağışlayın, rahatsız ediyorum. Lakin Kaya Sultanımız pek huzursuz. Nesi var? Bilmiyorum hünkârım. Geçen gün de böyle olmuştu. Sanaber Hatun kucağına alınca sakinleşti. O yüzden getirdim. Tamam Lalezar Kalpa. Bundan sonrasını ben hallederim. Ana kucağına ihtiyacı var hünkârım. Süt anneler, kalfalar istedikleri kadar şefkat göstersinler. Annesinin yerini tutmaz. Daha küçük, hiçbir şey anlamaz, bilmez sanıyoruz. Lakin hissediyorlar. Annesinin, kardeşlerinin acısını o da hissediyor. Huzursuzluğu bu yüzden. Benim talihsiz sultanım. Alakanı eksik etmesin haber. Merak buyurmayın hünkârım. Sultanımızı yalnız bırakmam. Fariye Sultan da üzerine titriyor. Suçlu hissediyor belli ki kendini. Böyle olacağını bilseydi hiç söyler miydi? Neyi söyler miydi? Neden suçlu hissetsin kendini Fahri? Ne demeye çalışıyorsun? Hünkârım ben bağışlayın. Söyle Hatun. Fahri Sultan. O gün dairesine girmiş. Ayşe Sultan'ın idam edileceğini söylemiş. Ayşe Sultan bu yüzden kıymış evlatlarına. Sana haber Hatun. Dün gece Sultan Murad'ın yanındaydım. Yazdığı gizli bir fermanı okudum. Bir paşaya Revan valisi Emir Güney ile sulh müzakerelerinde bulunmasını emretmiş. Sultan Murad daha yeni sefer karar aldı. Bu işin içinde bir iş olmasın? Var tabii. Anlaşma bahane. Müzakereler esnasında Emir Güney'i öldürecekler. Demek öyle. Bunu öğrendiğin iyi oldu Hatun. Derhal Acam Şahı'na bildireceğim. Tedbir alsınlar. Hadi sen hemen dön.